Herkese merhabalar, hayırlı Ramazanlar. Bugün konuğum Çorum'dan Semra Hanım ve Hatice Hanım, anne kız oluyorlar. Yoldalarmış, geliyorlarmış. Ben de ufak alışverişimi yaptım ve en sevdiğim yerde soluğu aldım. Böyle bir çift yakaladım. O kadar güzel gözüküyorlar ki biri 95, biri 85 yaşında. Dünya tatlısı. Ondan sonra Birsen abla katıldı bize. Hakikaten Esin Hanım, çok özür diliyorum. Sohbeti açar ya böyle, ben de hemen biri sohbet ederken böyle arasına girmek isterim. Şahane bir Ramazan sohbeti açıldı. Siz de eşlik edin istedim. Eski halini hatırlıyorlar. Yakın mı oturuyorsunuz yoksa bayağı yürüyor musunuz? Yok, vesaire biniyoruz. Bir yere kadar. Evet. Siz ne kadardır burada bulunuyorsunuz? Şimdi ben önceden oğlum bekardı. 7 yıl buradaydım evlenince. Şimdi ara ara misafir olarak geliyorum yani. Ama Özlem diyor ki... Hani bugün dedim işte, dün geldim Mersin'den. Bir gideyim Çengel'in bir havasını teneffüs edeyim. Yani spor yaparak geldim. Ta Güzeltepe'den ya geldim. Ya helal olsun gerçekten. 68 yaşındayım, hep yürürüm böyle. Söylemeyecektim sen söyledin yaşını. Yok, maşallah gerçekten. Hiç sorun gerçekten. Değil yaşım, hiç sorun değil. Ama hiç. Yani bence yürümeye borçlu, evet. Ve spor. Diyorsun ki doğal beslendim bir falan. De doğal, evet efendim. Doğal beslendik yani. Babaannem eski Osmanlı kadında, o yaptığı yemekler, onlarla büyüdük. Babaannen nasıldı böyle, sahur masasını falan evet, nasıl hazırlardı? Evet, evet. Muhakkak bir çorba olur efendim arkasına. Sahurda mı çorba? Evet, tabii çorba olur. İşte yemekler olur, içli köfteler olur, bazen kahvaltı yapılır. Yani çok güzel olurdu. Yani eski arkadaşlıklar kalmadı. Apartmanda birbirlerine selam bile vermiyorlar. Çok resmiyet var. Yani hiç iyi değil. Eskiden komşuluklar vardı. Ama burada öyle değil. Komşuluklar vardı. Hayır, burada öyle değil. Gerçekten Çengelköy. Komşuluk çok güzel. Çok güzel o zaman. Çok güzel. Esnaf, herkesle. Ben böyle şey diyorum. Başbakan gibi hissettim kendimi. Herkesle selamlaşıyorum. Çok güzel bir duygu. Benim konuğum gelmek üzeredir. Sohbet çok güzel ama gerçekten artık böyle eve gitmem gerekiyor. Akşam beklerim. Rahatsız gerçekten ederiz. Öpüyorum sizin ellerinizden. Teşekkür ediyorum. İftara geleceğiz. Teşekkür ederim. Bekliyorum. Canım. Ay. Ne kadar kibar, hadi. Duygusal. Canım hadi benim. Hadi bakalım. Benim centilmenim. Oy. Teşekkür ediyorum. Hadi düş önüme. Fırına uğrayacağım. Evime gideceğim. Merhaba, günaydın. Merhaba. Günaydın efendim. İki bana, üç buraya. Oo, bugün güzel bak. Ben böyle yazmayı seviyorum. Bunu anlamaz belki diye böyle yazmıyorum. Gerçekten. Bu çarpı bir... İkincisi de iki ekmek oluyor ama ben öyle yazmıyorum. Buyur hanımefendi. İki tane pide alacak Alaaddin akşam. Üç tane de oraya yazdım. Sağ tamam ol, mı? Hayırlı görüşürüz. Hayırlı görüşürüz. Allah hayatımızı kabul etsin. Sağ ol. Ne oluyor? Ha, hoş ne geldin, oluyor? Hoş geldin. Bak, sarımsak ayıklıyorum. Canım. Geç kaldım değil sen mi? Sen de niye geç kaldın? Yine kimi buldun ya, sokaklarda? Çok tatlı bir karı koca ile tanıştım Ayşe. Vallahi çağırdı akşam, davet ettim. Dedim ki gelin, İstanbullularmış. Uzun yıllardır Çengelköy'de yaşıyorlarmış. Çok tatlı bir aile. Gelsinler iftara. Vallahi davet ettim. İnşallah gelirler. Televizyon sesini kısalım. Kız. Aradı mı Alaaddin? Alaaddin yolda geliyor, geliyor. Geliyor. Geliyorsa... Şunları ben alayım. Kaldırayım. Sarımsak lazım değildi bugün. Olsun. İhtiyacımız olmuyor canım. Olsun. Hadi bakalım. Geçelim mutfağa. Kapım çaldı. Yakalandık. Yakalandık yine. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anne kız bugün yemek yapacaklar. Kolay yemekler de seçtik. Evet. Oyalayıcı yemekler de seçtik. Hangisini beğenirseniz artık
hemen sayalım bence yemeklerimizi. Bülbül yuvasından başlayalım bence. Tatlımız olarak. Baklava, Çorum baklavamızdan bülbül yuvası. Evet. Kuzu incik, arpacık soğanlı kuzu incik. Üçüncü yemeğimiz Çorum'umuzun mantısı. Dördüncü yemeğimiz de yeşil mercimekli bulgur pilavı. Hediyeler mi çıkıyor? Evet. Şuraya istersen gel, kaldıralım onu. Eğilmiş olma. Bu hemen elim una gitti. Unumuz. Tam buğday unu mu? Hı hı. Bunları bahçeden size kuruttuk. Nanen. Mercimeğimiz. Bu kuru patlıcan. Talibim. Bunu da sizin için getirdik. Evet. Umarım beğenirsiniz. Masanızın üzerine serin. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Daha hemen serelim yani. Serelim. Sıkıldım evet. Öbüründen. Çok güzel. Anne benim de vardı. Ne var senin? Çantandan ha? Alalım. Hediyesi mi var? Ya. Ve resim yapmış. Seni izler o sonra kırmışa evet. Giderdik. Allah'ım. Bu ben miyim? Evet. Evet. Saçınızı yana atmışsınız. Muhteşem. Güzelim. Allah'ım. Ay çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Oo. Hadi kalkın. Yukarı çıkalım. Hazırlanalım. Ondan sonra da mutfağa girelim. Buyurun. Şöyle. Kuzu inciğimizden başlayalım. Bir güzel fırına vereceğiz. Evet. Bunun zaten tadı fırında. Bunun lezzeti de buna geçecek tabii ki. Şöyle karabiber. Ay çok güzel olmadı mı? İnciğimiz tamam. İkinci yemeğimiz bülbül yuvası bülbül olsun. Bülbül yuvası olsun tamam. Oldu. Yani oldu diyor. Evet. Açmaya başlayacağız bezelerimizi de. Fırınımıza tamam. Götürüyorum. Muhteşem gözüktü bülbül yuvamız. Mercimekli bulgur pilavı. Ben normalde kavurarak yapmıyorum. Suyumuzu koyuyoruz, içine atıyorum. Makarna gibi. Azeriler gibi yapıyorsun. Evet. Ne güzel tutturmuşsun. Tel tel gözüküyor, süper. Teşekkür güzel. Ederim. Şimdi yaktığımız yağ üstüne dökeceğiz. Son yemeğimiz. Mantımıza geçebiliriz. Çok sert yaptın, nasıl açacaksın? Mantının özelliği. Hmm. Nursel'cim hazır bu. Yapılmıyor tek başına mantı işi Nursel'ciğim. Zevkli oldu. Evet. Kayserililer. Rakip mi çıktı size nedir? Muhteşem yani güzel. Hakikaten tablo gibi. Allah nedir? Yamuk koyalım. Tamam. Yamuk koyduk. Kızın öyle istedi öyle koyduk. Çok güzel olmuş. Hoş geldin. Günlerde kullanın. Ne yapalım? Evinde sen gibi çok güzel, çok tatlı evimizde izliyorduk. Aynen evime gelmiş teşekkür gibi, ederim. Mutfağıma gelmiş çok gibi oldum Nurselciğim. Ne yapalım? Önce kuzu inciğimizden başlayalım. Öyle mi yapalım? Onu fırınımıza gönderelim. Peki. Kuzu inciğin soğanları hazır. Günün ilk yemeği olsun. Çorum mutfağı bugün var iftar masasında. İnşallah beğendiğiniz şeyler olur. Kuzu incik günün ilk yemeği. Hadi geçelim. Çorum mutfağından kuzu incik. 1,5 kilo kuzu incik. Yarım kilo arpacık soğan. 2 yemek kaşığı tereyağı. 1 yemek kaşığı domates. 1 yemek kaşığı biber salçası. Karabiber, tuz, yarım bardak su. 1,5 kilo inciğimiz var. Evet. Yarım kilo arpacık soğanımız var. Aynen. Şimdi ocağımızı yakıyoruz. Bunu Nursel'cim birazcık tereyağı alacağım. Kızmış evet. Tencereye. Tereyağı. Nasıl kaşıkla rahat edersin? Ne istersin? Ben böyle mi? Tahta kaşık burada aldık. Bir tane kendine de maşamız var. Kendine seçmişsin bile. Bravo. En sevdiğim konuk. Kendi işinin başının çaresine bakıyor. Buyur. Arkadaşın Elif de burada. İstanbul'dan arkadaşım, üniversiteden arkadaşım. Çağırdın mı? Çağırdık, inşallah gelecek. Ha, iyi. Tamam, bu yeterlidir. 2 kaşık tereyağı. 2 kaşık tereyağımız yeterli.
1,5 kilo etini koy. Evet. Bayağı cozladı çünkü. Kemikli. Zaten kemikli, et başlı evet. başına kendini şölen aynen öyle. Siz birlikte yaşamıyorsunuz değil mi? Yok hayır. Ben sana Hatice mi diyeyim, Aylin mi diyeyim, kafam karıştırıyor. Evet, benim Hatice, iki ismim var. Evet. Ben hiç kullanmıyorum, beni hiç kimse bilmez Hatice diye. Ben valla Türkiye'ye Hatice olarak lanse ettim seni. Aynen öyle. Bundan sonra senin adın Hatice. Benim böyle bir anım da var. İlkokul öğretmenim bana Hatice diye hitap ediyor küçükken. Bir de ben 4,5 yaşında gittim ilkokula. 4,5 yaşındayken ilkokula gittim. Ne yaptın çocuğa? Öğretmen bana sürekli Hatice, Hatice diye sesleniyormuş. Ben tabii hiç, çünkü bana Hatice de hiç lanse edilmediği için ben de hiç bakmıyorum. Sonra annemi çağırmış, demiş ki, hiç demiş Hatice demiş bakmıyor, kulağında problem falan mı acaba falan. Güzelmiş. Anne demiş ki Hatice deseniz bakmaz, Aylin onun adı demiş. Güzelmiş. Öyle bir anım var yani. Bunları alabiliriz. Bunlar. Alalım. Ayrı bir şeye mi tepsiye alacağız direkt? Alabiliriz onu. Şimdi bu yemek dedim ya çok kolay. Hani evet. şu kızartma aşamasını hani yok sayarsanız eğer. Bütün malzemeyi böyle tepside biraz dağladıktan sonra dağlama mı dersiniz? Evet. Mühürleme. Mühürleme. Bir güzel fırına vereceğiz. Evet. Bunun zaten tadı fırında, taş fırınlarda daha güzel oluyor. Normal fırınlarda hem biraz süresi uzun olduğu için pişme süresi etin. Yani normal kendi fırınımıza da gönderebiliriz ama gerek yok. Yani çünkü burada tabii burada folyolayıp burada da yapabiliriz tabii ki. Ev fırınında gayet fırınında pişebilir. Da olabilir tabii. Bir saate yakın, bir saat 20 dakika falan sürede pişiyor. Ne kadar şey elin, ben böyle hemen anlıyorum birisi yemek yapıyor mu yapmıyor mu. Yani olayı bitirmiş. Daha önceki programınızda evlere geldiğiniz zaman almayı çok istedim ya. Size. Evet, fakat ama çalıştığım için o dönemde alamamıştım. Nasıl böyleymiş. Evet. İnşallah bir de çağırma beklerim, evime beklerim. Çatlıyor. Birazdan çatlıyor. Soğanlarımızı atıyoruz. Evet, burada da yarım kilo arpacık soğanımız arpacık var. Arpacık soğanımız, evet. Şimdi sizin yaptığınız yorumlara gerçekten çok kale alıyorum, onu bilin. Hep takip ediyorum. Şey diyenler oluyor, işte Ramazan'da bu kadar et bulan var, bulamayan var gibi evet. yorumlar oluyor. Gerçekten alternatif olsun diye yapıyoruz. Hani. Etsiz yemek de yapıyoruz, kolay yemek de yapıyoruz, tabii. zor da yapıyoruz. Çünkü biliyorum ki evet. herkes bir alternatif arıyor. Ne yapsak bugün tabii. böyle çırpınıyorlar. Evet. Ne bileyim inşallah ay başında falan böyle kurban özel zamanı günlerde. Belki. Evet özel günlerde güzel bir yemek. Bunun lezzeti de buna geçecek yani, tabii ki. Soğanın lezzeti. Güzel. Şimdi biz bunun üzerine salçalı evet. sos yapıyoruz. Evet, ayrı bir kap mı istersiniz? Aynı tencere. Onda da olabilir. Yani hani etin lezzeti de içinde kalmış şahsen, olur. Evet orada öyle evet. bir lezzet var ki şu anda. Ben de orada tercih ederim aynen. her zaman. Hem domates hem biber vereyim. Evet. Vay görüyorsunuz anne kenara çekilmiş. Kız yemek yapıyor ne güzel. Anlatalım. Şu tam arkanda kettle var. Çok az değil mi? Salça mı? Biraz daha ekleyebiliriz. Severiz kırmızı ya. Tamam. Hani herkes de salça çok fazla tercih etmiyor. Ekşi oluyor diye. Ben de severim bol salçalı yemeklerde. Biraz yaşlı yemeklerde. Sulandırmayacak Sulandıracağım. Biraz şu yağlarını alayım diye. 200 falan sever mi? 200, evet. Tuzu. İyi midir? İyi. Karabiber alabiliriz. Şöyle karabiber. Başka? Evet. Şu an için yeterli. Belki üzerine kekik gezdirebiliriz. Süper şeyin, suyu dökelim üstüne. Sonra. Veya tamam. piştikten sonra da atabiliriz.
Bu sizin Çorum'a ait bir yemek herhalde. Yani Çorum'da genelde yapılan, iftarlarımızda yapılan, özel günlerde, davetlerimizde yapılan yemeklerden bu da tabii. Biraz yayacak mıyız böyle? Yayalım, evet. Ay çok güzel olmadı mı? Biberle belki kendi süsleyebiliriz de veya o da pişebilir. Sanki böyle arzu çok güzel elende. Şu anda. Tabii tatlı, sonundan tatlı da şey yapabiliriz. Gerçekten çok yani ne kadar kolay ve ne kadar güzel. Folyo. Folyoluyoruz. Üstü yansın istemiyoruz. Evet. Yansın istemiyoruz evet. Çünkü çok kuruyor. 200'de bir şey. Çok kalsın sonra ağır ateşe alacağız. Evet. Hadi. Hadi bakalım. Bir buçuk saat. Uzun sürede pişecek bu. Evet. İkinci bülbül yuvası yapalım olacak, dedik ama. Yoğrulacak. Dinlenmesi yoğurup bekleyebiliriz, gerek hamuru. Bekletebiliriz. Şöyle vaktimiz yeter bence. Bülbül yuvası öyle biraz kendine uğraştırmayı seven bir tatlı. Öyle. Evet. Denk gelir diye düşünüyorum. İkinci yemeğimiz bülbül yuvası bülbül olsun. Bülbül yuvası olsun, tamam. Hadi buyurun. Çorum mutfağından bülbül yuvası. 3 adet yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı sirke, 1 fiske tuz, aldığı kadar un. Açmak için nişasta. İç harcı için 1,5 su bardağı ceviz. Üzeri için 4 yemek kaşığı tereyağı ve ceviz. Şerbeti için 3 su bardağı şeker, 3 bardak su. 3 yumurtamızı kıracağız. Tamam. Hemen başlayalım. Ne zamandır böyle yemek, mutfak, haşır neşesin? Ben ortaokula gittiğim zamandan beri çok seviyorum. Ve annem bana kesinlikle hani şunu şöyle yap kızım, bunu böyle yap dememiştir. Ben mutfağa girip kendim... Evet. Aslında şaşırtıcı yani. Bak evet. Ya, ikinci yemek anne yine duruyor, yine kız yemek yapıyor. Ne kadar güzel yani şey. Ben çok seviyorum. Mutfağı güzel. Çok seviyorum. Yoğurt... alacağız. 3 yumurta, 1 çay bardağı yoğurt. 1 çay bardağı yoğurt. Hatta yoğurdun böyle sulu kısmı olursa daha güzel oluyor. Zeytinyağı? Zeytinyağı koymuyoruz. Yok. Şu yoğurduktan sonra böyle elimize hani yapmak için şunu bir alabilir miyim ben? Böyle bir yemek kaşığı sirke alıyoruz ve bir fiske tuz hemen. Bülbül yuvası ne kadar eski bir tatlıdır çok, değil mi? Yani... Evet eski yine bu da Osmanlı mutfağından Çorum'a ait. Çorum baklavamız daha böyle kalın fos fos derler bizim orada. Böyle kabarık kabalık büyük bir baklavadır. O çok kırık oluyor diye hani yenmiyor artık yaşlandık şekerler şeyler derken. Küçülttük bunu bülbül yuvasına dönerdik biz. Güzel. Görünümü tatlımız. Güzel oluyor. Evet. En azından. Ben de şerbetini koyayım mı? Çok iyi olur. Yumuşak kıvamlı etmeye evet. çalışıyorsun. Yumuşak. Şimdi o çok eri de yapışmayacak. Tamam. Yoğurduktan sonra evet. cevizini yaparız, şerbetini yaparız. Ben sana bez ayarlayayım. Nursel'cim hamurumuz. En sevdiğim hareket. Oldu yani oldu diyor. Evet öyle. Kıvamında. Yumuşak evet. bir hamur. Olmuş mu uygun olmuş mu? Olmuş mu? Ha? Güzel tamam. Annesine üstünü bir örtüyoruz. Karışıyor. Anne diyor kuru kuru diyor biraz su kat diyor yoğururken. O da annesinin yolunda yani. Biraz evet. dinlenirken sen elini yıkarken. Elimi yıkayayım. Ben cevizini şerbetini ayarlayayım. Ne yapacaktım? Şeker evet. şey olmasın çok diye ceviz atacağım içine. Tamam. Şey, mercimeğin küflenmesin böyle kuruttuğun şeyler olursa güye gelmesin diye ceviz yaprağını bu mevsim toplayıp kuruların içerisine, kuru biberin, kuru patlıcanın böyle bir gazeteye sarıp korsan hiç güye olmaz. Rutubeti de, nemi de alır. Şekerin içine de bir iki tane pirinç. Çok bilmez bunu herkes. Sen nereden biliyorsun bunları böyle? Bilmiyorum. Herhalde anneannemiz, annemden gelen ya. Bilgiler. Anneannem de çok pratik bir kadındı. Annem de öyledir. Cevizi çekelim. Çekelim, evet.
Sen kaç kardeşsin? Ben 3 kardeşim. Bir kız kardeşim var. Bir tane de erkek kardeşim var. Neredeler? Kız kardeşim Çorum'da. Erkek kardeşim burada. İstanbul'da çalışıyor. Bu tamam. Bezeleri onları ayıralım. Bezeli yapacağız. Ayıralım. Sevgili evet. Konuklarım. Ya ben çok üzüldüm, bir telefon aldım şu anda. Bir arkadaşımı kaybetmişim. Gerçekten böyle çok ani bir şey oldu. Hastaydı ama dün gece kaybetmişiz. Benim yeni haberim oldu. İzniniz olursa ben tabii. Böyle bir gidip gelmek istiyorum. Tabii. Yolunuz açık olsun, başın sağ olsun tekrar. Ya hakikaten böyle bir şey yapmak istemezdim şu anda ama Ayşe'yi çağırayım. O size yardımcı olsun. Sen gitmek istemesen bile ben gönderirdim. İnsanlar bu kötü gününde yanında olunacak, acılı gününde ve iyi gününde olmalı. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaş arkadaşın yanında bugünlerde lazım tamam. Dostların. Başın özür sağ olsun. Özür diliyorum izleyiciden de. İzninizle ben bir gidip geleceğim. Ayşe'ye söyleyeceğim. Sizle ilgilenir. Ne olur kusura bakmayın. Tamam. Estağfurullah. Bir üstüme bir şey giyeyim. Hemen çıkayım. Çok da yakın bana. Özür diliyorum bütün izleyiciden de. Hemen geleceğim. Yani sonuçta hani burada da size çıkacak bir yemek var ve uzun sürecek bu tatlı. Ben sizi bekletmek istemiyorum. Tamam, size biz başlayalım. Devam edelim. Hiç kalmasın. Mutfağım, benim mutfağım. Ay canım benim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi önce bir küçük küçük cevizden büyük bezeler halinde bunları bir bıçak alayım anne. Volkan'cığım, insanların böyle hani kötü gününde yanında olması çok çok iyi bir şey. Çünkü insan bir kötü gününde yanında olan arkadaşlarını, acılı gününde bir de çok mutlu, sevinçli günlerinde olan arkadaşlarını hiçbir zaman unutmaz, hafızasından silinmez. Yazarıyor. Bilmiyorum, hafıza o anı, o şeyi yazıyor yani. Çekiyor resmini. Tamam. Volkan, üstünü örtüyorum şimdi. Tek tek açmaya başlayacağız bezelerimizi de. Yufkamızı bu şekilde böyle açıyoruz. Örtümüz vardı şurada. Tamam. Kolay gelsin hanımlar. Hoş geldin Ayşeciğim. Şimdi baklavamızın hamurunu masamızın üstüne sereceğiz. Evet. Oradan örtümüzü alıp serelim hemen. Tek tek mi açıyoruz böyle? Niye açıyoruz? Ayşeciğim, bunu tek tek açmamızın sebebi kabarık olması için. Hmm. Sıkacağız, kuruyacak. Kuru çıtır çıtır oluyor hem. Hem de tek tek bülbül yuvası şeklini vermemiz için tek olması lazım. Evet. Ver, ben seveyim. Buyur Ayşe'ciğim. Üstüne mi, kenarına? Yok, yanına. Yanına seriyoruz. Annene niye bırakıyorsun? Sen niye açmıyorsun? Annem daha güzel açıyor ben. Sen de güzel açarsın. Yorulmuş. Ben de açamam ama. Ben de pek annem açamam da. Ayşe'ciğim, yufka açma özürlüyümdür. Bilmiyorum becerebiliyor muyum? İnşallah beğenir. Buranın heyecanıyla da çok heyecanlıyım. Yapabiliyor muyuz? Yapamıyor. Bilemeyeceğim. Burası ne heyecan falan yok canım. Kendi eviniz gibi devam edelim. Öyle zaten. Kendi evim gibi gördüm gerçekten. İstersen ben yardım edebilirim size. Açabilirsin sizden. Sen de memnun olurum. Daha çabuk bitiririz. Güzel olur. İftara yetiştiririz. Misafirlerimiz de gelecek. Nursel Hanım yürüyüşte misafir davet etmiş. Hep beraber iftar açarız.
Bu akşam zaten sizi bırakmam, hep beraberiz. İnşallah. Ben de tahtamı aldım, açıyorum. Ne güzel, işte Ramazan budur. Dayanışma, yardımlaşma, bütün insanlar bunu her yerde, her zaman yapmalı. Ben de şimdi kurumuş olan yufkamızın birini alıyorum Ayşe abla. Ben tek de yerine birini seriyorum Ayşe. Bakın yerini açmış oldum. Evet. Şimdi birazcık daha kalın oklava ile bunu biz saracağız. Cevizini içine atalım, sonra saralım. Uzunlamasına da koyabilirsiniz bunları. Bu şekilde de yapabilirsiniz, fark etmez. Ben genelde üstüne bülbül yuvası olduğu için yuvarlak gül oluyor. Ondan sonra ortasına ben cevizini koyuyorum. Birazcık karnım oldu da. Şöyle koyarsak. Ayşe ablacığım. Aa, çok güzel. Eline sağlık canım. İlkini yaptık bakalım. İyi ki yapmışız. Devamını da getirelim. Ben genelde programı izliyorum. Hep küçük küçük yapılıyor. Fakat hani bu büyük bir kişilik bir porsiyonluk dediğimiz gibi bu şekilde biz yapıyoruz. Çok sevenleri doyursun. O şekilde yapıyoruz. Anne Beyru nerede? Bilmem. Bahçeye çıktı sanırım. Nursel ablanın bahçesine mi gittin? Bakalım mı beraber? Çok güzel olmuşlar bu çiçekler ya. Çok güzel olmuşlar. Beyru biberleri gördün mü? Gel bakalım bak. Volkan bunları fidelediğiniz günleri biliyorum ben. İzlemiştim. Nasıl büyümüşler burada görmek de ayrı bir duygu tabii ya. Bunu duymak da çok güzel. Beyru gel. Ayşe ablayla annem nasıl olsa sattık biz. Onlar yapıyorlar baklavayı. Gel birazcık biz oturalım burada. Buranın tadını çıkaralım. Ne dersin? Tamam. Tamam hadi gel oturalım. Bak burada marollar da var. Ne güzel olmuş. Çok güzelmiş. Ya çok güzel olmuş. Tam çiğ köftelik olmuş bunlar. Evet. Gel bakalım, bir göz atalım, biz de yardım edelim. Bir an önce bitirelim, Nursel abla gelmeden. Ne yaptınız anne? Aylin'cim, sen dışarıda bahçedeyken ben katlı kıvırdım. Çok güzel. Bülbül yuvalarını yaptım, çok doldurdum. Güzel olmuş. Dışarıda bahçede de öyle güzel mahsuller var ki. Biberler büyümüş, salatalıklar büyümüş. Beyru gördü onların hepsini. Madem bitmiş, ben onun yağını hemen eriteyim, üzerine ekelim. Sonra fırına veririz onları. Benim bitiyor hanımlar. Sizinki ne oluyor bakalım. Maşallah ellerine sağlık Ayşe'ciğim. Ayşe abla. Bizim de tamamlandı. Bak son yufkamı açtım. Ben de kuruyanları alayım. Yağımızı koyduk. Kaç kaşık koydun? 4 kaşık koydum. 4 dolu dolu yemek kaşığı. Bülbülümüzün yuvası Ayşe Hanım. Bir de fırına bakalım. Kuzenciğimiz ne halde? Pişmiştir. Onu bakalım bir alalım.
İnceğimiz tamam. Of çok sıcak. Tereyağımız da olmuş. Fırınımız zaten sıcak. Kaç derecede atıyoruz? 100'e getirelim. Bol bol yağlayalım. Ağır ağır. Çok fazla yakmadan. Böyle altın, her yere sürüyoruz değil mi ya? Öyle olacak. Altın çok sarısı kızarırsa baklavanın özelliği çok kızarmış olması pek makbul saymayız. Altın beyaz renginde kızaracak. Sarı biz olacak. Biz de yağ çok severiz. Yağsı zaten olmaz. Hem daha bir çıtır olmasını sağlıyor evet. Yağlı baklava. Eline sağlık. Çok güzel gözüküyor ya. Ellerine sağlık. Çok güzel. Eline sağlık. Şimdi alıyorum fırınımıza. Tamam. Götürüyorum. Gibi 100 derece. Mercimekli bulgur pilavı. Ben normalde kavurarak yapmıyorum. Suyumuzu koyuyoruz, içine atıyorum. Makarna gibi. Azeriler gibi yapıyorsun. Evet. Ne güzel tutturmuşsun. Tel tel gözüküyor, süper. Teşekkür ederim. Şimdi yaktığımız yağ üstüne dökeceğiz. Son yemeğimiz. Mantımıza geçebiliriz. Çok sert yaptım, nasıl açacaksın? Mantının özelliği. Nurselciğim hazır bu. Yapılmıyor tek başına mantı işi Nurselciğim. Zevkli oldu. Evet. Kayserililer. Rakip mi çıktı size nedir? Muhteşem çok yani güzel. Hakikaten tablo gibi. Allah ne şimdi sıradaki yemeğimizin mercimeğini haşlamaya koyalım. Tamam mı Ayşe abla? Tamam canım. Tamam. Oradan yıkayalım hemen mercimeğimizi. 2 bardak yeter Ayşe. Yeter mi ablam? Yeter. Yeter. Şimdi yanımıza gelin bakayım. Sıradaki yemeğimiz ne? Niye koyduk bu mercimeği? Mercimekli bulgur pilavı. Şimdi buraları bir toparlayalım. Nursel gelir o zamana kadar, yemeğimizi o gelince yaparız. Tamam. Olur mu? Tamam. Bekleyelim. Çorum mutfağından mercimekli bulgur pilavı. 1 su bardağı mercimek, 2,5 su bardağı bulgur, 2 yemek kaşığı tereyağı ve tuz. Geldim. Hoş geldin. Geldim. Mikrofonu takacağım. Çok özür dilerim. Çok başım teşekkür ederim. Ya ne kadar nasıl bir şey oldu içimize sindi. Benim de içime sindi yani. Gerçekten o iyi ki gitmişim biliyor musunuz? Bütün evet. Herkes oradaydı. Ailesi geldim. Çok başım teşekkür sağ ediyorum. Sağ ol hayatım. Canım teşekkür ederim. Sağ ol. Ya hiç kimseye ölüm yakışmıyor. Evet. Hep söylenen bir şeydir. Evet. Bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmez. Hani tanıdığım birine. Genç insana hiç yakışmadı. Hiç böyle... Şu anda şey yapmayayım, çok iyi olacağım birazdan. Evet. Beraber büyüdüğüm arkadaşımdı. İzleyiciye bilgi vereyim. 3 kardeş, Suat, Fuat, Murat birlikte yuvada büyüdüğüm arkadaşlarımdandı. O kadar iyi bir çocuktu ki böyle hakikaten Allah. Hiç yakışmadı ona. İmanından ayırmasın. Allah çok... sevdiğini alırmış yanına. Evet. Ne yaptınız? Tatlı. Baklavamız hazır. Bitti mi? Yaptık. Bakalım mı birlikte? Bakalım. Bakalım. Mercimeğimiz haşlandı, pilavımız yapılacak. Ya ay süpersiniz. Sen beni özledin mi? Ha? Seni sorutlanıyor. Endişelendin mi sen gelmeyeceğim diye? Oy, sen ne çok özlemiş sen beni nereden? Biliyor musunuz? Ooo. Bu arada tencere ufak gelmişti, değiştirdik. Neyin tenceresi? Ben şu an biliyor musunuz şey oldum hani. Mercimeğimizi haşladık. Misafir gibi hissettim. Çok acayip bir duygu. Ev sahipleri hazırladı. Bu şey pilavın pilavımızın mercimeği. Bu pilav pişireceğimiz tencere. Evet tenceremiz hazırladık evet. Biz. Tatlıya bakayım. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Çok ilginç geldi bana ya. Çok acayip. 5 dakika önce kapattık. Oo. Kim yaptı? Hanginiz yaptı? Annem açtı. Ben kıvırmasını yaptım. Ayşe abla açtı arada. Muhteşem. Yardımlaşarak. Muhteşem gözüktü. Bayağı sürmüş o zaman bu ha? Sürdü. Zaten amaç
kurutarak pişirmek. Çok fazla yakmadan birden hani sıcak fırında kızartmamak. Şimdi şerbetini de verebiliriz. Nereye koydunuz? Dolapta. Dolapta. Ben getireyim. Allah. Volkan ya, çok şey hissettim kendimi şu anda. Böyle hakikaten yabancı hissettim. Ay ne süper olmuş. Ben artık izin isteyeceğim senden. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Süpersin. Bu da hazır. Şimdi ne dedik? Üçüncü yemeğimiz mercimekli bulgur pilavı. Bulgur pilavı. Mercimeğin evet. Hazırsa. Mercimeğim hazır. Hemen ondan. Otur istersen. Şimdi şunu şöyle anlatayım. Ben normalde kavurarak yapmıyorum. Bunu söyleyeyim. Hani genelde pilavlar kavrularak yapılır. Ben kavrularak yapmıyorum. Suyumuzu koyuyoruz. O şekilde içine atıyorum. Makarna gibi. Makarna gibi. Azeriler gibi yapıyorsun. Evet, ben... Azeriler öyle yapar. Altını açalım. Ölçüyle değil mi koyayım suyunu? Ne dersin? Mercimek önce alalım. Çünkü ben ölçü kullanmıyorum da hiç ona gittim. Sen onu ölç benim için. Şimdi ben gelirken de onda da tereddüt yaşanıyorum. Şimdi hani bana ölçü soracak mı? Ben hiçbir zaman ölçü kullanmıyorum. Evet. Önce şundan koyayım isterseniz. Suyundan da koyuyoruz bunu. Ha, mercimeğin tabii. Üstüne. Mercimeği bir taşım kaynatıp döktünüz mü yoksa yok. O pişene kadar kaynadım. Gaz, gaz olmaz mı? Olmaz. Olmaz mı? Hiçbir şey olmaz. Bir su bardağı kadar mercimek desek haşlanmadan. İki su bardağı. Birazcık daha koy mercimek. Bol yani gözlerin içinde. Nurselim de seviyor mercimeği. Çok. Bol olsun mercimek. Ve biliyorsunuz yani askere gidenler mercimekten nefret edip dönüyor ama niye sürekli mercimek pişiriyorlar? Volkan'cığım bence daha iyi aydınlatır. Protein. Protein kaynağı. Aynen. Ete en yakın bakliyat olduğu için mercimeği tercih ediyorlar. Hani her gün et, her gün et zor olabilir. Hakikaten çok kaliteli çok bir baklagil. Çocuklar için de çok et faydalı. Et yemeyenler için et proteinini ve de kan yapıcı özelliği olduğu. Bunun üzerine şimdi bol soğan kavurup da koyanda oluyor. Fırında mı koyacaksın? Koyuyor yok musunuz? Biz koymuyoruz. Kara şimşek. Kara şimşek derler doğru. Ben şunu ölçeyim de yine o zaman. Aynen benim için ölçü verirsen. Ne kaldı son yemeğiniz? Bir de mantı. Çorum mantısı. Çorum mantısı yapacaksın. Ne kadar yıkadın? 2,5 su bardağı yıkadım. Tamam gayet onu iyi. Da. Mercimeğin çok mercimek çünkü. De çok. Bir kaynayınca kaynayacak şimdi. Peki. 2 dakika bekleyelim. Evet. Bu arada eğer beğendiyseniz, kaçırdığınız şeyler olduysa Nursel'in Mutfagi küçük harfle birleşik sonunda İzmir'in iyisi var. Bugünle ilgili yorumlarınızı bekliyorum konuklarımla, yemeklerle ilgili beğendiğiniz şeyler olursa fotoğraf istiyorum. Bülbül yuvasını yapanlar olacak mı çok merak ediyorum. Şimdi kaynadı. Evet. Hemen ben. Saçını toplamak sana çok yakışmış. Öyle. Sen çok şeye benziyorsun. Bulayım adını. Özge Bora. Evet. Özge Bora'ya müthiş benziyorsun. Çok birçok kişi söylüyor hani öyle çok mi? Benziyorsun esmerlikten dolayı, saçlardan dolayı falan. Ha, bir tane de kaşık alayım. Borak, Özge Borak. Evet, evet. Sevgilerimizi iletelim. aman pilavı kaçırdın olsun. O da sevdiğimiz sanatçımız, kızımız. Onu da çok seviyorum. Çok hanımefendi. Ben de çok takdir ederim, çok beğenirim. Teşekkür ederim. Ben de sevgiler kendisine. Ben de çok severim kendisine. Bir kopyası Çorum'da var, unutmasın. Hemen tuzumuzu şöyle bir atıyorum. Bitti yemeğimiz. Bitti. Şimdi bu pişip demlenene kadar hani dinlensin. Sonra biz tereyağını üstüne yakıp... Tamam. Son yemeğimiz mantımıza geçebiliriz. Mantımıza Çorum geçebiliriz. Mantısı oluyor. Hadi geçelim. Çorum mutfağından Çorum mantısı. Hamuru için 6 su bardağı un, 1 adet yumurta, 1 fiske tuz ve su. İç harcı için 400 gram dana kıyma, 1 tutam maydanoz, karabiber ve tuz. Sosu için 1 yemek kaşığı biber, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım bardak sıcak su ve tuz. Kim yoğuruyor? Ben yoğuruyorum. Annem yoğuracakmış. Suyunuz, bir tane yumurtanız, Çorum mantısı.
Evet. Kayseri mantısının ünü kadar olmasa da bilmiyorsunuz ki Çorum mantısı acayip güzeldir ve meşhurdur değil mi? Çorumumuzun mantısı çok meşhurdur. Aynen. Kayserililer çok küçük bıkıyorlar. Dişinin kabuğuna gitmiyor sağlı, değil mi? Evet. Bizimki normal boyda oluyor. Ve şimdi Ramazanlarda olmasa olmaz yani soframızda. Her evde muhakkak bükülmesi gereken bir yiyeceğimiz. Şeyi çok seviyorum ben Çorum mantısında. Tepsiye diziliyor, ocakta kızartılıyor. Kuru mantı. Evet. Ters çevrilir, altı ay, kulak bükülür. Ona. Çok da Çorum'dan bana getirenler çok oldu. Kızım çok sevmiyor, ben çok seviyorum. Yani evet. Gerçekten buzluğa koyup acıktığımda gece mece böyle... Yok, sarımsakla. Ya yaramazlık yapmak istediğimde budur yani benim yaramazlığım. Evet. Ramazan'da bir ay kala, 15 gün kala imece usulü mahallelerde, apartmanlarda komşular bir araya gelir, birazcık daha un alayım. Hep her eve bir 20-25 yumak yani yiyenler, kalabalık evet. Aileler bükülür. Şimdi bu bizim yapacağımız mantıyı da günlük yaparlar. Günlük eskiden mesela benim büyük babam örneğin öyle istemiş küçük küçük daha küçük sinirlerde, küçük tepsilerde onu günlük olarak anneanne falan öyle bükermiş. O günlük kadar bükerler. Taze yani. Taze evet. Aynen her gün isterlermiş ve de bunu. Bendenmiş onlar. Ben de evet. Çok seviyorum taze halini. Ya mantıyı seviyorum ya. Her şeklini seviyorum. Çok da zararlı olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Niye? Yani içinde hamur var, enerji lazım. İçinde eti var, yoğurt da yiyorsun. Protein lazım. Bana masum geliyor. Bilmiyorum. Makarnadan daha bir rahat yenilebilir zannediyorum evet. Ben. Seviyor çocuklar sert da seviyor. Evet çok sert evet. Olacak. Ben kıyma çıkarayım. Evet. Çiğden bir içi var. Çiğden. Sadece karabiber, tuz evet. Ve kıyma. Şöyle sana vereyim. Siz çok güzel bir anne kızsınız ya. Ne güzel paslaşıyorsunuz. Ederim. Sen mi başvurdun bana? Ben başvurdum. Hem de çok kısa bir sürede başvurdum. He. Ve bu kadar olacağını bilmiyordum. Çok sevindim ama. Sonra annene gelmedi. Anneme evet dedim. Annem yok kızım nasıl gideyim dedi. İkna ettim. Anne ne olur gidelim diye. İkimiz inelim mi? Tamam. Şu an bir sözümü gerçekleştiriyorum. Biz geleceğiz Volkan. Bir sözüm varmış ona. Bir karabiber ekmem lazım buna. Söz vermişim. İkimiz merdivende inelim diye. Şu an sözümü tuttu. Oldu mu? Beğendin mi? Hayallerimize kabul şey yaptık. Bugün Nursel'cim evet. Sayende hamuru seviyorsun ya. Aha! Çok affedersin. Doğru söylüyor. Buna... Oy çok sert yaptın. Nasıl açacaksın? Mantının özelliği. Erimemesi için. Dayanıklı bir hamur evet. Olması lazım. Evet. Bunu biraz da maydanozla hani doğrayabiliriz. Şuradan hı-hı. Kopar. Temiz onlar. Evet. Bey ne yapıyor bey evde? İyi çalışıyor. Yalnız mı? Yalnız. Ah, bugün çok selamı var onun aleyküm da. Selam. Kız kardeşlerimin, yeğenim Elif'in özellikle, Semih'in. Aleykümselam. Yasin'in. Çok seviyor, çok beğeniyor. Semih kim? Semih kuzenim benim, teyzemin oğlu. Kaç yaşında yaşına bağlı? Buna böyle selam gönderiyor. 26 yaşında. Semih Bey diyeyim. Sevgiler, selamlar size ilk, de. İlk gördüğü andan itibaren bir yaşma programında hani çıkmıştınız ya. Oradan itibaren size hayranlık duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii. Güzel gördük. Hayranınız çok Çorum'da çok. Çok teşekkür her zaman bir eviniz var orada. Beklerim hepinizi. Volkan'cığım seni de. Şimdi ben açmaya. Ayarlayana kadar biraz dursun istiyorum. Çünkü evet. Mantığın ona geçmeden gerekiyor. Önce de pilavımız da oldu. Bakayım. Süper. Sadece şimdi yağ yakılacak. Üzerine ekleyeceğiz yağını. Ne güzel tutturmuşsun. Yani böyle şey tel tel gözüküyor. Süper. Ne teşekkür güzel. Ederim. Eşin ne diyor seni bu durumuna böyle? Müthişsin ya. Hem güzel hem çalışan hem ederim. De süper yemek yapan bir kadın. Eşim de sağ olsun çok destekçidir bana her konuda. Yani bu yaştan sonra okumaya kalktım. Ona destek oldu. Ben de ona desteğim gerçi. Yemeklerimi çok beğeniyor, çok seviyor. Ben yanlış mı anladım? Bu yaştan sonra okumaya kalktın değil mi? Sen kazanmışsın. Tabii. Okumadın mı onu? Okudum. Bir daha okudun. Tabii bir daha okudum. Benim şu anda açık öğretimden 4. sınıftayım.
Erzurum Üniversitesi'nden de İstihbarat Güvenliği okuyorum. İkinci sınıfa geçtim şimdi. Neyin peşindesin? Ben de bilmiyorum. Neyin peşindesin? Seviyorsun demek ki. Çok seviyorum. Okumayı da seviyorum tabii. Ne güzel. Yemek yapmayı da seviyorum. Çorum'da herkesin bana baskısı, kendine bir yer aç, güzel bir yer işlet diyorlar. Çünkü çok seviyorum, mutfağı yani, seviyorum. Neden olmasın? Yani. Karabiber koydun mu? Karabiber. Koyalım mı yani? Koyalım. Tamam, açmaya başlıyoruz. Evet. Bir masayı sileyim. Hadi bakalım. Yunus da geldi. Ne dedin sen bunu dinlendirmeye? Ne? Kimle kim buluşsun? Annesiyle kızı buluşsun. Anası kızını bulsun derler. Yani hamur dinlenmiş hale gelir. Vay be. Anne kız kavuşunca nasıl sarılıp sevinirler. Çok güzelmiş. Biz şöyle elinin altından çekilelim. Sana yer açalım. Sen aslında çay saatinde çok iddialıymışsın. çay saati menüsünde. Ama Ramazan programı şu an çektiğim için o yüzden artık seneye falan bir köşeye yazdım seni. İnşallah. Çünkü benim izleyicim çay saati gün ikramları çok seviyor. Çok seviliyor değil mi? Daha çok böyle revaçta aslında yemekten nebze onlar daha böyle bir dikkatli izleniyor diye son düşünüyorum. Son zamanlarda bir nedense böyle bir merak uyandı herkeste. Yani çay saati bir pastadır bilmem ne de değişik, çok seviliyor. Değişik pastalar, kurabiyeler özellikle. Değişik tatlar. Sana önlük mü versem? İster misin? Önlüğü unuttum. Mutfağa girince unutuyorum ben. Değil önlük. Bence. Yine siyah verdim. Siyah sevdiğini fark ettim. Evet, siyah. Tahmin ettim siyah sevdiğini. Annem onu açana kadar ben tepsimizi yağlayayım. Yanlış hele tereyağı alacağım. Tamam. Nursel'cim hazır bu kesmeye. Ben size bıçak da verebilirim. Aparat da güzel. Ben genelde bıçağa hani alışım. Tamam. Evet. Bıçakla kesilir. Tamam. Bizim büyüklüğü bu kadar oluyor. Valla bu alet kolay yani. Evet güzel. Bu benim bildiğim böyle... İşte bir milyoncularda böyle öyle çarşılar var ya öyle şeylerde satılıyor. Evet. Ben görmüştüm. Bence çok pratik böyle mantı sevenler varsa. Bak fena da eline sağlık. Evet oh, güzel yaptın. Eline sağlık. Şimdi bunların içlerini koyup çok şöyle elimizle. Yapılmıyor tek başına mantı işi Nursel'ciğim. Zevkli olmuyor. Evet. Berrucum ilk defa İstanbul'a geldin, uçağa bindin. Evet. Çok heyecanlandı. İlk defa şey yaşamış. Bugün... 5,5 yıllık hayatında ilk defa uçağa binmenin hazını yaşadı bugün. Çok mutlu oldu. Teşekkür ederiz Nursel ablası. Senin sayende oldu. Bizi davet ettiniz. Sen ilk defa gelmişsin. Ben de İstanbul'a ilk defa geldim. Evet. İlkleri yaşadık. Çok il gezdim. Çok memleket gördüm ama İstanbul'u görmek... Bugüne nasipmiş. Çok istiyorum. Hani hala gezmeyi çok istiyorum ama artı vaktimiz bugün böyle oldu. Kısıtlı. İnşallah başka zaman da bu bir şey, bir şey oldu İstanbul'un size. İstanbul'un en güzel yerine ilk geldin. Yani evet İstanbul'un şahane çok, bir sokak. Evet. Şahane bir mimari yapı. Evet. Çok güzel. Burada çok güzel fotoğraflar çekilir. Kesinlikle. Buralar tam bizim yerimizmiş burası. Eşimle fotoğrafçı aynı zamanda. Öyleymiş. Evet. Çok güzel şey ya. Şeyin ne stüdyosu var? Stüdyomuz var. Fotoğraflar çekiyor. Evet. Bol bol seni çekiyordur. Güzel. Yok beni çekmiyor. Terzi kendi söküyor, dikemez diye biz buna diyoruz. Bizim normalde düğün albümümüz 3,5 senede elimize ulaştı. Ne? Ay inanmıyorum. Aynen öyle. Kardeşim, Kayserililer. Rakip mi çıktı size nedir? Bu alet yüzünden biraz galiba bir tık küçük oldu ama muhteşem. Çok yani güzel. Hakikaten tablo gibi.
Hamurumuzu bir tık küçülttük çünkü öbürü kadar büyük olmasına gerek kalmadı. Ama nefis oldu gerçekten. Bayıldım. Evet. Nursel'cim mantımız bitti. Bitti. Bunu hemen ocağa alıp kızartmaya başlayalım. Peki. Hemen ben yakayım. Şunu da alayım buradan. Olur. Ama nasıl güzel değil mi? Bir kere ellerimize sağlık. Ayşe'cim yardım etti. Kıyma dolduran Ayşe mantı kapama da çok kötü çıktı bu arada. Ya hamur acayip güzel hamur açar ama mantıyı kapatamıyor. Büşra mükemmel kapatıyor. Senin evet. Bıdırık çok güzeldi. Harika kapattı. Onu da üstüne kapak yapıyorsun. Ben de ne kadar hızlı yol alsak iyidir. Sen kızartırken ufaktan masayı hazırlayacağım. Tamam. Kaşık buraya, daha sağ, çatalı da buraya. Tamam mı? Hadi aynısını yap. Nursel'cim, şimdi biz bunun içine koyup bükmüştük ya mantımızı. Hı hı. Eğer isterseler, hani bunu boş büküp, yine üstüne yufkamızı koyup, yufkanın üzerine sadece kıymayı kavurup maydanozla o şekilde de servis edilebilir. Hı. Hani içine koymayıp uğraşmayın veya... Biliyor musun onu biraz sunumu sanki hani nasıl sunacaksın ki onu yani? İşte yani öyle de yapıyorlar. Biz genelde böyle yaparız ama... Yani diyor ki çok canınız çektiyse yalnızsanız tek başına uğraşamam evet. Diyorsanız boş kapatıp üstüne serin kıymayı gitsin diye. Yeter ki yapın yani. Şimdi burada keş çorbası yapmışsınız benim yokluğumda. Yanınızda katık çorbası. Evet, o ekşi yoğurtla. Çorbamızı katık, un ve yumurta sadece. İyice çırpıyoruz iyicene. Hani pütür pütür kalmasın anlamında. Hı-hı. Çırptıktan sonra hiç bırakmadan tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Kesilmesin diye. Çünkü kesince çok kötü bir hal alıyor zaten. Hı-hı. Yenmeyecek hali geliyor. Gerçi bizim katıklarımızda kesilme olmuyor. Yoğurtlarda genelde kesilme olur. Hani yoğurtlar biraz daha sulumsu olduğu için aynen. Herhalde ondan olabilir. Kıvamı bu şekilde oluyor. O ısınsın. Bu ısınsın. Tadına bence bakın. Masayı bir silelim. Evet. Bir yandan da mantımız pişiyor. Günün en mis kokulu anı sunumlar diyelim. Piştikten sonra yufkasını da koyalım. Salçasını evet. Da koyalım. Kah masa hazırlayalım, kah sunum yapalım. Bugün de böyle bir gün olsun. Hadi bakalım. Mantımız hazır. Şimdi yufkamızın üzerine sereceğiz. Bakın şöyle ben göstereyim isterseniz. Of böyle. Volkan da görsün. Ay Volkan kalmasın görsün o da. Örtülü mantı olmasının sebebi şu Nursel'ciğim. Bu da buhar gibi bir şey yapacak ona sanki. Öyle. Hem şimdi kalkıp yerinden oynamasını da hani hem engellemiş oluyor. Şimdi hemen bunun salçasını, sosunu yapalım. Evet. Biber domates karışık bir kaşık mı? Nasıl istersin? Olur. Karışık olsun. Karışık olsun. Şimdi ben bugün hiçbir şekilde olamadım tatlıyla. Bari sunayım. Bülbül yuvamız. Yalnız siz bugün Berru'yu getirmeseydiniz ne yapacaktım ben? İşlerimiz bitmeyecekti. İşleriniz bitmezdi. Gerçekten. Ben çıkıyorum. Üstümü çıkar. Evet. Tamam değiştir sen. Şimdi ekiyorum. Allah ne diyorsun?
Valla süper. Umarım beğenirsiniz. Çorbanı da şunu alayım. O şimdi çekene kadar öyle devam mı edecek? Ha? Şimdi ben bunu çekecek. Altı zaten açıktı. Hı hı. Bakın bu da börek gibi kabara kabara aynen pişecek. Ama bunu birazcık daha kısmam lazım çünkü ben bunu şimdi çevireceğim. Neyim kaldı benim? Şunları da masaya götüreyim. Bizim de Çorum'un İskilip yöremizde şey vardır. İskilip dolmamız vardır. Böyle lengellerde servis edilir. Ne adı? İskilip dolması. Lengel? Ha lengel. Kabın adı. Kabın mı? Adı. Bunun adı lengel. Ona yağ da yakacağız. Ha evet, onun yağını koyalım. Evet. Buna koyalım mı? Koyabiliriz. Hiç fark etmez. Pilavımızda hiç şu an yağ yok hatırlarsanız. Evet. Bayağı makarna yapar gibi mercimeği, ardından da bulgurunu koymuştuk. Şimdi yaktığımız yağ üstüne dökeceğiz. Aa Nursel'cim, çorbamızın yağını unuttuk. Hemen. Yağ. Evet. Hemen tamam. Bir kaşık yağ ile. Vay be, tava ne işe yaradı ha. Tamam, kullan. Üç. Hemen. Kuru nanemiz. Sunumlarda mutfağın şu halini gerçekten çok korkutucu oluyor. Görme Volkan. Onu koyuyoruz, bunu koyuyoruz. Bulaşık, evet. bulaşık. Yağ. Pişti. Hadi canım. Şöyle izninle onu bir kaldıracağım. Tabii ki kaldıralım. Biraz. En azından altındaki de hem görünmüş olur. Nanemizi. Bunu al masaya koy. Onu getireceğiz ya, oraya yer açtık ya. Bunu çorbamızın üzerine gel önce hemen gezdirelim. Bu şekilde. Süpersin. Geldi. Bence benim konuklarım geldi. Evet. Sabahki arkadaşlarım geldi. Tut bakalım. Hemen karşılayalım. Hayat Hanım ve sevgili eşi. Hoş geldiniz. Buyurun. Ay çok tatlısınız. Ufak bir şey size layık. Ah canım benim. Ramazan tatlı gelir esasında. Ufak tatlı. Çok çok incesiniz. Çok teşekkür ederim. Geç amcam gel. Buyurun. Oturacaksın gel. Şöyle oturtabilirim sizi. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Yeni açanlar varsa böyle bir hatırlatayım. Ben sabah pazara gitmiştim. Yürüyüş dönüşünde her zamanki sahilimde. Bu iki güzel insanla tanıştım ve Ramazan'da adettir, günlerdir söylüyoruz, davet ettim, onlar da beni kırmadı. Teşekkür ederim. Buyurun oturmaz mısınız? Annemiz, bak bakayım koş, anneanne nerede kaldı, koş. Afilerimiz de gelmiş, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Buyurmaz mısın böyle? Amin. Gerçekten nefis bir masamız var. Hepsi çok güzel. Bugün Çorum mutfağı demiştim. Evet, beğendiniz mi? Beğendim. Çok güzel, güzel gözüküyor değil mi? Evet. Evet. Neler güzel yaptık hem sizin için hem de izleyicimiz için. Şöyle bir hatırlatalım. Burada perdeli mantımız. Hı-hı. Burada arpacık soğanlı kuzu inciğimiz. Hı-hı. Yeşil mercimekli bulgur pilavımız. Bülbül yuvamız.
Mutfağınızdan mis gibi yemek kokusu, masanızdan böyle sevdikleriniz. E tabii ki Ramazan'da biz evinizden, sofranızdan hiç eksik olmayalım. Sözü evin en büyüğüne bırakıyorum. Teşekkür ediyorum yavrum. Teşekkür ederim. Ben de bu güler yüzle davranışınıza, hallerinizi çok beğendim. Hoşuma gitti. Candan insanlarsınız. Allah sizin dişinizi rast getirsin. Bütün İslam aleminin iftarı mübarek olsun. Bütün Çorum'a, Çorumlu'ya, arkadaşlarıma, anneme, kardeşlerime selamlar. Bütün İslam aleminin tekrar bayramı mübarek olsun önümüzdeki Ramazan bayramı. Süper bir Allah tekrar iletirsin. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.